Bilmiyorum yayın başladı mı? Selamun aleyküm. Kısırkaya'da ne topladım? Bunlar 40 kilit otu. Aynı zamanda diğer adı 40 kilit otunun at kuyruğu. Şöyle göstereyim, yerde direkt bitkiyi görün istiyorum. Şöyle boğumları var. Bu nelere iyi gelmiyor ki? Nelere iyi gelmiyor ki? Tabii tam yolu ağzındakileri toplamamak lazım. Biraz aşağı inip de topladım o yüzden. Tazecik. Bunu kurusu olmuş olsaydı 10 dakika ama tazesi olduğu için 5 dakika suda kaynatıp içmek veya banyo yaptığınız küvetiniz varsa küvetin içine karıştırmak eklem ağrılarına da çok iyi geliyor. Silisyum içeren tek bitli olduğunu söylemişti programıma gelen konuk. Bilmiyorum yatay mı çekmem gerekiyordu, hakkınızı helal edin. Yakın gözlüğüm olmadan çektiğim için dikkat edemedim. Diyordu ki Doktor Ömer Coşkun vefat etti biliyorsunuz. Ondan çok şey öğrendim. Hani her anlamda takdir ettiğim bir insan mıydı? Hayır. Ama bir ilmini gerçekten takdir ediyordum. Biz onun vesilesiyle, yani Efe benim yanımda 10 yaşına kadar kaldı. Hiç antibiyotik kullanmadı Ömer Bey'i tanıştıktan sonra. O hep bana şunu 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 kullan derdi. Ben onları yapardım. Bu 40 kilit otu da derdi ki Ömer Bey, bir inşaatın çimentosu bina için ne kadar önemliyse, eyvah düşürdüm, insan için de önemli olan bu camın da ham maddesi olan silisyumdur dedi. Silisyumu insanın normale dönmeden bir insanın hiçbir hastalığı geçmez derdi. Kasları güçlendiriyor, kemikleri güçlendiriyor. Yazın 40 kilit otunun faydaları neler diye internete göreceksiniz. Gerçekten zımba gibi yapıyor adamı. Dün getirmişti oğlum beni buraya ama vaktimiz olmamıştı toplamayı. Unutup gitmiştik. Bugün ikinci kez geldim. Burası cennet gibi bir yer gerçekten. Kısırkaya, Sarıyer'e bağlı. Yazın plaj olarak da kullanılıyor. Cennet bir köşe. Çok bakımsız ama. Hani gördüğünüz gibi harabe her taraf. Ama yani şurada bir yürümek bile insana yetiyor. Şimdi bunlardan o taze ucundan verdiği sürgünlerden kopardım. Birazcık daha koparacağım. Bunları kurutacaksınız. Diğer zamanlarda da kullanabilmeniz için. O zaman 10 dakika kadar kaynatmanız gerekiyor. Afiyet olsun. Şifa versin Rabbim inşallah. Hoşça kalın.